Merhaba Nandini, neredeydin? Rajdip seni aramaya gitti. Hadi sen torbaları ver bana. Al bakalım. Nandini, baksana, sana sarıyı aldım. Kunal canım, bu da senin hediyen. Vay canına, bana da mı sarıyı aldın? Çok teşekkür ederim. Çok komik, aç hadi. Pekala, bakalım bana ne almışsın? Spor kıyafetleri mi? İkimizi de spora yazdırdım. Sağlıklı ilişkiden kastın bu muydu yani? Beni zorla spora götürmek mi? Hadi bakalım, şimdi de sen hediyemi ver. İşte. Bu ne? Aç bak. Yasemin, Kunal bunu nereden bildin? Kunal, bu benim en sevdiğim parfüm. Gerçekten mi? Ben yıllardır bu parfümü kullanmamıştım. Bu bile hayatımdan çıkmıştı. Onunla beraber. Bu koku bana seni hatırlatıyordu. Çok teşekkür ederim hayatım. Gerçekten çok beğendim. Bana değil, bunu tavsiye eden satıcı kıza teşekkür et bence. Bak Nandini, sen hayatıma tekrar girince bu parfüm de giriverdi. Her şey güzel bir rüya gibi değil mi? Karıcığım, seni arıyordum. Nerelerdeydin? Hadi gitmemiz gerekiyor. Bir dakika Rajdip. Biraz daha kalın lütfen. Kahve içelim. Hayır, çok acil bir toplantım çıktı ve Nandini'nin de gelmesi gerekiyor. Hazırlanması uzun sürer biliyorsun. Üzgünüm, gitmeliyiz. Evet. Hadi. Dikkat et Rajdip. Nandini'ye bu sıralar çok iyi bakman lazım. Ben ona hep iyi bakıyorum. Öyle değil mi tatlım? Söylesene. Evet, Rajdip bana iyi bakar. Biz artık gidelim. Hadi. Dur Nandini, ilaçlarını ihmal etme tamam mı? Çok dediğim gibi, her şey bende. Neyse, sonra görüşürüz. Hadi tatlım. Ne dedi öyle o? Dinlen, ilaçlar falan? Zehirlendiğimi düşünüyor da o yüzden vitamin almamı önerdi. Güçsüz olduğumu düşünüyor da. Boş ver dediklerini. İkisi de zaten aptal baksana. Bedavadan tedavi ediyorlar. Arkadaşın ve kocası da senin gibi galiba ha? Kafaları çalışmıyor. Kunal sanki doktor değil de hizmetçi gibi. Ben burada iş kuruyorum. Hayır kurumu değil. Doktor olmak bile dar kafalılığı değiştirmiyor. Bak, vaktimi boşuna harcadım. Sen de onlardan uzak dur. Hiçbir işe yaramazlar. Büyük şehirlerde para ve şöhret kazanılır. Hayır yapmak istiyorlarsa gitsinler köy gezsinler. Belli ki para kazanmak istemiyorlar. Hallerine bak. Benim öyle basit insanlarla zaten işim olmaz. Bir daha görüşmeyelim. Ben kendime engel olamadım. Ve aklımdakini söyledim Molly'ye. Yani Nandini ile aran gayet iyi, evet. Yani bunu sen de biliyorsun. Rajdip'e böyle umut vermek bana hiç de doğru gelmedi. Ben de her şeyi anlattım işte. Umarım beni anlamıştır ve üzülmez. Umarım. Geçen yıllar Rajdip'i değiştirmiş olabilir. Bir bebeğe bakmak için oldukça hassas olmak gerekir. Bebek mi? Yani Nandini... Evet. Aman tanrım. Nandini hamile. Bu harika. Çok mutluyum Kunal. Rajdip ve Nandini evlat sahibi olacaklarsa araları çok iyi demek ki. Her şey yolunda. Evet. Galiba boşuna endişelenmişim. Aynen öyle. Nandini'ye doğumunu benim yaptıracağımı söyledim. Söyledin mi yoksa emir mi verdin? Olmaz dese kabul edecek miydin ki? Hayır, asla. Nandini'yi asla yalnız bırakmam. Arkadaşlık bitmiştir. Artık Molly falan yok. Çok faydasız bir arkadaşlık zaten. Baksana. Ama
Molly benim arkadaşım. Aa, öyle mi? O arkadaşınsa ben neyim? Bana karşı mı geleceksin? Nedense senin de birden çenen düşüverdi. Dostunu seviyorsun, öyle mi? Pekala, nasıl istersen öyle olsun. Ama seçimini yapman gerekiyor. Ya o, ya ben. Bugün çok güzel bir gündü. Gün daha bitmedi ama. Ve bu güzel akşamda seni bir sürpriz bekliyor. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Söylersem sürpriz olmaz değil mi? Şaşkın. İpucu ver o zaman. Kunal ama... Dikkat et. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorsak birlikte gidiyoruz. Kunal, duyduğum su sesi mi? Bakmak ister misin? Al bakalım, hadi. Evet. Çıkarıyorum. Kunal, sen ciddi misin? Altını sonra yine aynı yerdeyiz. İlk buluşmamız. Hatırladın mı? Tabii ki hatırladım. Kunal, burada bir bank vardı. Orada oturup çalışırdım. Ben de şu heykelin yanında dikilir, öylece sana bakardım. O Tanrım! Kunal, her şey bıraktığımız gibi duruyor. Her şeyi hatırlıyorum. Var canına. Kunal, sana bir sır vereyim mi? Hı? Beni buraya ilk getirdiğinde senin ne kadar romantik olduğunu anlamıştım. Ve o gün benimle alakalı fikirlerin değişmişti, öyle değil mi? Yoksa hala başımın etini yiyor olurdun. Romantik olmadın da, yok bıdı tamam, bıdı bıdı. Tamam, olabilir ama ilk görüşte aşık olmuştuk değil mi? O gün ne giydiğimi hatırlıyor musun? Tabii ki. Neydi? Şapşal, mavi kot ve cebinde de bir çiçek vardı ama onu bana vermemiştin değil mi? Çünkü cesaretin hiç yoktu. Onu bile fark ettin demek. Niye beni uğraştırdın? Uğraştırmasaydım bana bu kadar değer vermezdin. Sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Ne kadar endişelendiğimi. Şapşal, seni test ediyordum işte. Test ediyordun öyle mi? Şimdi hepsinin bedelini ödeyeceksin. Ciddi misin? Sanki 6 yıl sonra bile her anı hatırlıyorsun. Tabii hatırlıyorum. Peki ben ne giymiştim? Mavi desenli elbiseni giymiştin. Vay canına Kunal. Hafızan cidden iyiymiş. Cidden her şeyi hatırlıyorsun. Hafızam iyidir. Ayrıca zekiyim. Şapşal, benim öyle bir elbisem yok bile. Gerçekten mi? Evet. Tabii ya, onu Puca giymişti. Çok üzgünüm. O elbiseyi ilk sevgilim giymişti. Kimmiş senin o sevgili? Söyle bakalım. Durma Kunal. Doktorlarla iş yapmanın avantajları da yok değil hani. Her gün başka bir partiye davet ediliyorsun. Ah, yine yüzünü astı. Belli ki mutsuz. Umarım her zamanki gibi günümü mahvetmez. Belli ki uyarmam lazım. Acıktın mı? Evet. Anlamazsın ki. Neyi? Neyi anlama? Racidip, dur. Sert bir şeyler versene. Ne oldu Racidip? Ne demek istedin öyle? Söylemek istemiyorum. Gereksiz yere keyfin kaçmasın şimdi. Kötü durumdayım Nandini. Ne oldu ki? Lucknow'da laboratuvar açmak için yüklü bir borcun altına girdim. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Bütün doktorların sabit komisyonu var. Kimse hazır değil. Ve senin arkadaşın Kunal, o da hazır değil. Bana yardım dahi etmek istemiyor. Molly ile konuşmamı ister misin? Molly ne yapsın ki? Elinden hiçbir şey gelmez. Tek bir dayanağım kaldı. Makica. O da geri adım atarsa yandım işte. Deme öyle Racidip.
Her şey yoluna girer. Umarım öyle olur. Eğer Kunal bana yardım etseydi, şimdiye iş hazırdı. Çocuk yapmayı bile düşünebilirdik. Ama yardım etmiyor işte. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Sen bana yardım edersin değil mi? Tabii ki ederim Racdip. Bu benim görevim. Sen benim her şeyimsin. Yemin et yardım edeceğine. Yemin ederim. Yemin ederim. Makica'nın onayını almamız gerekiyor. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Merhaba Bay Takur. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, iyiyim. Eşim Nandini. Merhaba küçük hanım. Ha, burası çok gürültülü. Bir oda ayırttım. Orada konuşabiliriz. Olur tabii. Tabii giderim. Hadi gidelim. Hadi tamam. Canım. Hı? Geldiğimiz iyi oldu mu? Çok iyi oldu. Öyle mi? Nasıl peki? Çünkü son geldiğimizde 6 yıllık anımız yoktu. Doğru. Söz veriyorum. Birlikte geçireceğimiz yıllar bu geçen 6 yıldan daha güzel olacak. İş hayatımızın bizi etkilemesine izin vermeyeceğim. Hem zaten ailemizi büyütme vakti gelince yeterince meşgul olacağız. Söz veriyorum Kunal. Senin için, yani bizim için sana hep vakit ayıracağım. Mükemmel bir evliliğimiz var. Ve hep mükemmel kalacak. Aynı bugün olduğu gibi. Şimdiki gibi. Telefonum nerede benim? Galiba aşağıda unuttum. Gidip alayım. Ben de seninle geleyim. Hayatım, Doktor Makita tek başına mı kalsın? Sen otur işte, sohbet edersiniz. Ben hemen dönerim. Hayır, ben de seninle geleceğim. Hemen gider geliriz. Nandini? Sana ne anlattım ben? Hani bana yardım edeceğine söz vermiştin sen? Sen dur. Ben zaten hemen gidip geleceğim. Çok gecikme. Kapıda dikilecek misin yoksa gelip oturacak mısın? Ben Racdip gelsin de... Racdip gelmezse öyle dikilmeye devam mı edeceksin? Olsun. Ben beklerim onu. Bence bekleme. Seni buraya ayakta dikil diye çağırmadım. Söylemek istediğim şeyler var. Söyleyin. Dinliyorum. Burada olmaz. Şöyle oturup konuşalım. Bakın. Racdip birazdan gelir. Racdip gelmeyecek. Seni bana bıraktı. Benden işleri için yatırım istiyor. Ben de seni istiyorum. İş meselesi yani. Al gülüm.
Ver gülüm hesabı. Bırakın da gideyim lütfen. Sonunda işler yolunda gitmeye başladı. Adi Kunal yemek yiyip kaçtı resmen. Yatırım da yapmayacak. Neyse, ben amatör değilim ya. B planım var ve bu plan işleri yoluna koyacak. Bu şehirden alacaklarım var. Para, şöhret, başarı. Bunlara kavuşmama az kaldı. Molly arkadaşını gördüğü ve iyi olduğunu bildiği için çok mutlu. Belki artık endişeleri bitmiştir. Biraz rahatlar sonunda. Ne kadar mükemmel bir hayatım var. Keşke herkes böyle mutlu olsa. Kocana ne kadar teşekkür etsem az. Bırak beni. Lütfen Rajdip. Yardım edin. Sana karşılık ben de kocana istediği iş yerini kuracağım. Onunla iş anlaşması yap. Yani ben ne istersem, sen onu yapacaksın. Yanlışınız var. Rajdip asla, asla böyle bir şey yapmaz. Yalan söylüyorsunuz. Böyle bir şey yapmak onun aklından bile geçmez. Bırakın beni. Lütfen bırakın. Bırak. Bırak. İmdat! Lütfen gidelim buradan, daha fazla kalmak istemiyorum. Sevmedim burayı, gidelim. Ne olur gidelim buradan. Doktor Bey biri değil, az önce adam beni zorladı. Bir de dedi ki sen ondan yatırım almak için karşılığını da beni vermişsin. Düşüncesi bile iğrenç. Hadi gidelim buradan. Daha fazla tahammül edemeyeceğim. Burayı sevmedim. Gidelim Rajdip, gidelim. Lütfen gidelim buradan, lütfen Rajdip. Kes sesini artık. Seni adamın yanına ben götürdüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.